kayıttayım. Evet Seçkin Hanım, merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Tatile geldiniz galiba. Nasıl geçiyor tatil? Güzel geçiyor, deniz, güneş. Çocuklar için iyi oldu. Sıkılmıştık apartman dairesinden. Şimdi gayet burada mutlular. Her gün denize giriyorlar. Peki daha ne kadar buradasınız? Tatil ne kadar devam edecek? Bir ay daha kalmayı planlıyoruz ben. Peki geçtiğimiz, Covid günleri de geride kaldı. Sizin için nasıl geçti Covid günleri? Tabii herkes, günümüzde de zor geçti açıkçası. Hepimiz evlere kapandık, kendimizi koruduk, korunaklı yaşadık. Yani çocuklar online eğitimle devam ettiler. Herkes gibi geçirdik biz de, evimizde geçirdik. Peki siz yakalandınız mı ve ailenize birlikte yakalandınız mı? Biz ne yazık ki çocuklara geçmedi ama biz olduk ne yazık ki. Ama atlattık, geçti. Süreç nasıl geçti? Biraz sıkıntı yaşadınız mı? Çocuklara geçecek biraz paniğini yaşadık. Onlar odalarından hiç çıkmadılar. Derslerin de odalarında girdiler. Allah'a bin şükür çocuklarıma geçmedi. Ben de atlattım, geçtim. Peki aşı oldunuz mu veya olacak? Daha olmadım, olacağım. Daha zamanın geçmesini bekliyorum. Peki geçtiğimiz günlerde de Kıvılcım Hanım'la oğlunuzun bir tartışması olmuş galiba. Siz de varmışsınız olayın içinde. O yoktu. Ya kavga, evet ya. Üzülürüm de doğru ya. Ben yoktum, boşverin. Bu konuyu kapatın. Hakan çok üzüldü bu konuyla ilgili. Bu konuyu bence daha fazla... Olay nasıl yaşandı Hakan? Onun yanında mıydı yoksa sonradan mı yan yana geldiler? Zaten onun yanındaydım. Neyse üzmeyelim çocuğu. Ya bu kadar ne yaşandı o esnada? Bari onları bilseydik, senin ağzından doğrulasaydık bunları. Ya işte zaten kendisi kavga başlatmak istiyormuş. Tamam. Öyle oldu. Tamam. Öyle daha fazla yorum. Oldu yani, olay gerçek. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun, Seçkin Hanım. Hadi bakalım.